Günaydınlar. Hayatın Ritmi başlıyor. Evet değerli izleyenler, bugün kişisel hijyenimizi konuşuyor olacağız. Banyo yaparken veya duş alırken yaptığımız hataları gündeme getiriyoruz. Havalar ısındı. Birazcık daha sıklığı arttı diyelim ama banyoda acaba gereğinden fazla zaman mı geçiriyoruz? Kullandığımız kişisel bakım malzemeleri, kozmetikler acaba bizlere zarar mı veriyor? Bunların hepsini masaya yatırıyoruz. Tabii ki de evimizde kullandığımız, özellikle kişisel hijyenimizde kullandığımız ürünleri ne sıklıkla değiştirmemiz gerekiyor? Bunları da anlatıyor olacağız. Bakalım kimler geliyor ve neler anlatacaklar. İzliyoruz, sonrasında burada olacağız. Kişisel hijyenimizle ilgili doğru bilinen yanlışlar. Mesela az sık aldım, mantar enfeksiyonu olabilir mi? Çok sık aldım, cildimi işte egzama vesaire gibi durumlarla karşı karşıya bırakabilir miyim? Kesinlikle. İşte biz bunun için zaten... Duş alırken suyun sıcaklığı nasıl olmalı? Şimdi çok yanlış bu konuda da bir algı var. Sanki hani çok kirliymişiz gibi, ne kadar yüksek sıcaklıkta yıkanırsak... Banyo yaparken yaşanan kaşıntıların nedeni ne? Bunun adı aslında akuajenik prüritus. Yani su ile tetiklenen kaşıntı kan hastalıklarında, hematolojik bozukluklarda dahi. Dermatoloji uzmanı Doktor Elif Gökçe, banyo alışkanlıklarımızla ilgili doğru bilinen yanlışları açıklıyor. Zımpara kağıdı gibi hani. Aynen. Efendim su görünce yumuşuyor. Bilmiyorum yani ne kadar, ben hayatımda kullanmadım. Gördükleri o yüzülen kir falan değil, o aslında... Havlu ve bornozlarda bakteriler nasıl birikiyor? Bakteri ölçüm cihazım burada, çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz havlunun üzerine şöyle. Şimdi bakacağız, tepesini kırıyorum. Ölçüm yapmak üzere hazırız. 3, 2, 1... Temizlik yaparken neleri abartıyoruz? Kimyager Fatih Küçükuysal'dan uyarılar. Yani zihinsel temizlik de olması gerekiyor. Zihnimizin rahat olması gerekiyor ki psikolojiden de çok etkileniyor. Biz rahat olduğumuz zaman, huzurlu olduğumuz zaman... Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Özellikle pandemi döneminde hijyen daha bir hayatımızda önemli yer edinmeye başladı. Tabii ki kimi zaman bu hijyeni abarttığımızda oldu. Çok aşırı sıcak suyla vücudundaki mikrobu yıkmak isteyen, öldürmek isteyen neyse, insanların adeta kaynar sularla kendilerini yaktığını, saç kurutma makineleriyle ağızlarına üflediğini vesaire duyduğumuz anlar da oldu. Tabii bunların hepsi biraz abartılı örnekler, ancak doğru manada kişisel hijyen nasıl yapılması gerekiyor, bunları konuşuyor olacağız. Tabii işin bir taraftan da toplumsal tarafı da var. Yani bugün dünyamızda iklim değişikliğini konuşuyoruz, çevre durumlarını konuşuyoruz vesaire, ama harcadığımız suyu da konuşuyor olmamız lazım. Dolayısıyla banyoda ne kadar kalıyorsunuz diye yapılan anketlerin cevaplarını şöyle bir derleyelim istedik ve arkamızda şu anda geldi. Onları teker teker yorumlayalım, işin vahametini veya işin büyüklüğünü konuşuyor olacağız. Banyoda ne kadar vakit harcarsanız, günlük olarak ortalama bir insan günde 30 dakikasını banyoda geçiyor eğer her gün bu duş alıyorsa. Erkeklere baktığımızda bütün hayatları boyunca 2 yıldan fazlasını banyoda geçiyorlar. Erkekler 184,5 günü duşta harcarlar. Saç bakımı için ise 61 ve 62 gün civarında zaman harcadıklarını görüyoruz hayatları boyunca. Kadınlara baktığımızda ilginç, bu oran birazcık daha azalmakta. 770 günü, yani yine aslında 2 yıldan birazcık daha fazla ömürleri boyunca banyoda geçirdiklerini görüyoruz ve bu şaşırtıcı dediğim gibi. Kadınlar duşta geçirdikleri süre ise erkeklere göre birazcık daha fazla, 195 günle. Kadınlar 390 gün gibi uzun bir süreyi ise saçlarına bakımda harcadıklarını görüyoruz. Aslında banyodaki eksikliği biraz saç bakımıyla tamamlıyorlar gibi bir durum oluyor burada bu süre. Dolayısıyla herkes için aşağı yukarı aynı hayatlarından verdikleri. Banyo alışkanlıklarına baktığımızda ise insanların %56'sının banyoda okuma alışkanlıkları var. Yani
olabildiğinden daha fazla bir zaman harcayabildiklerini görüyoruz. Toplumun %40'ı en parlak fikirlerinin banyoda akıllarına geldiğini düşünüyor. İnsanların %22'si duşta şarkı söylediklerini kabul ediyorlarmış diyelim. Ve bunlar gerçekten ilginç istatistikler. Eğlenceli gerçekler var. 18-24 yaş aralığına bakıyoruz. Her 3 kişiden biri banyoda sosyal medyada kullandığını kabul ediyor. Tabii hangi aşamalarda, hangi durumlarda bunu yaptığımızı da birazcık konuşuyor olmamız lazım. Yani biz genellikle mesela kabızlığı vesaire veya dışkılama alışkanlıklarını konuştuğumuz bölümlere baktığımızda burada tuvalette biraz gereğinden fazla zaman geçirmenin aslında bağırsak alışkanlıklarımızı, bağırsak hareketlerimizle buğzunu da gündeme getirmiştik. İnsanlar sosyal medyayı veya işte ne bileyim o parlak fikirleri daha çok belki o esnada düşünüyor olabilirler ama duş alırken işte teknolojik aletleri kullanmak her zaman çok da mümkün olmuyor. Eğer buna özel bir yatırım yapmadıysanız dolayısıyla banyoda geçirilen her zamanı aslında suyun altında geçirilen her zaman olarak düşünmemek lazım. Fakat biz de bununla ilgili anketlerimizi yaptık. Birazdan değerli hocamız gelecek. Onunla da beraber bu konuyu değerlendiriyor olacağız. Tabii birçok faktör var, birçok şey var. Bunların hepsini konuşmamız lazım. Mesela duşa girdiniz. Duşta yüzünüzü sabunlar mısınız? Sırtınızı sabunlar mısınız? Ayaklarınızı sabunlar mısınız? Veya bunlar sizin için en majör yerler mi? Veya bunu niçin yapıyorsunuz? Mesela cildi yağlı olan kişilerin mutlak surette cilt veya ense sabunlama alışkanlıklarını biliyoruz. Bu acaba bu kadar doğrudan kalıp sabun uygulamanın bu bölgelerde bir zararı var mı? Kullanılan şampuanları da birazcık tekrar gündeme getireceğim ama en başta bunun sıklığını konuşuyor olacağız. Sadece sıklığı değil suyun sıcaklığını gündeme getiriyor olacağız. Bunların hepsini detaylıca konuşalım istiyorum ve bunları değerlendirmek üzere ve anketimizi tabii ki değerlendirmek üzere çok değerli hocamız Doktor Elif Gökçe'yi stüdyoya davet ediyorum. Dermatoloji uzmanı bugün bizlere eşlik ediyor olacak. Elif hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Biz hemen anketimizle başlayalım istiyoruz. Anket ve toplum alışkanlıklarıyla biraz konularımızın üzerine gideriz. Yaklaşık 7000 izleyicimiz bu ankete katıldı ve sonuçları ve soruları alalım. Haftada kaç kere banyo yaparsınız dedik. Haftada bir yapanlar, haftada üç yapanlar ve her gün yapanlara bakıyoruz. Bir defa haftada bir %16 azımsanacak bir oran değil. %16 çok ama haftada birin az olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan her gün %17 ben herhalde bu gruba giriyorum ama haftada üç banyo yapanlar, duş alanlar %67. Bu oranlar doğru mu, olması gerektiği şekilde mi veya sizin tavsiyeniz nedir? Şimdi aslında bu işin doğrusu yok bence. Kişinin yaptığı iş terliyor mu? Örneğin bedenen çalışan, çok terleyen bir kişi elbette ki her gün duş almalı. Ama çok efor sarf etmeyen, çok terlemeyen insanlar gün aşırı şu %67'lik gruba pekala girebilirler. Bunda tabii mevsim çok etkili. Az önce sizin de dediğiniz gibi yaz mevsimindeyiz artık. Daha çok terliyoruz ve gerçekten de hem hijyen hem de sosyal ilişkiler açısından günlük duş almak yaz mevsiminde önerilebilir. Peki haftada bir %16, yani bu haftada bir de uygun bir oran değil diye tahmin kesinlikle ediyorum. Değil, kabul edilebilir değil. Eskiden zor banyoya ulaşım, işte hijyen malzemelerine ulaşım zormuş belki. Ama şu anda zaten çok kolay, hepimizin evinde su, hijyen malzemeleri var. Onun için haftada bir kabul edilebilir bir oran değil. Peki çok sık duş almakla az sık almak arasında dermatolojik olarak değişkenlik gösteren durumlar var mı? Mesela az sık aldım mantar enfeksiyonu olabilir mi? Çok sık aldım cildimi işte egzama vesaire gibi durumlarla karşı karşıya bırakabilir miyim? Kesinlikle öyle bir durum var. İşte biz bunun için zaten yaz harici diğer mevsimler için gün aşırıyı öneriyoruz. Her gün duş alınmasına özellikle kuru, alerjik, atopik ciltlerde önermiyoruz. Çünkü banyoda geçirilen sürenin uzaması, her gün duş alınması aslında cildin koruyucu bariyer tabakasının ciltten uzaklaşmasını ve dediğiniz gibi cilt kuruluğunun ve bundan bir sonraki basamak olarak da egzamaların gelişme sebebi olabilir. Onun için evet düzenli duş ama sonrasında da nemlendirme. Onu da konuşacağız sanırım zaten. Tabii. Nemlendirme alışkanlığı da edinmeliyiz. Evet, peki. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz anketimizde. Sizce kadınlar mı yoksa erkekler mi banyoda daha uzun kalıyor diye bir sorunun cevabını biliyorum sanki. Ya şöyle yani bence şimdi cevapları görmedim. Arkama bakacağım ama yani bakmadım.
gençler konusunda erkeklerin biraz daha uzun kaldığını söylüyorlar ama kadınlar bilmiyorum, saçlar daha uzun olduğu için, daha çok bakıma ihtiyaç olduğu için, daha durulanması, daha zaman harcadığı için kadınlarda olabilir. Evet, cevabına bakıyoruz. Ve %74 oranında kadınların daha uzun kaldığını söylüyorlar. Bu arada yaklaşık %78 oranında bu ankete cevap veren izleyicilerimiz de kadınlar. Kadın. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla kendilerinin daha uzun kaldığını beyan etmiş oluyorlar. Aynen. Ya dediğiniz gibi saçlar uzun. Yani daha çok zaman harcıyor saçların temizliği ve bakımı. İkincisi öz bakım biraz daha özellikle toplumumuzda kadınlarda kesinlikle erkeklere göre daha yüksek. Bence onunla alakalı. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Banyoda ortalama ne kadar kalırsınız? En kritik soru çok bu. Çok önemli. 5 dakika, 15 dakika, 30 dakika ve üzeri. 5 dakika kalanlar %7 oranında çok hızlı böyle hemen duş alıp çıkan grup. Muhtemelen her gün böyle olmadığını düşünüyorum. 15 dakika kalanlar ideal bir süre olduğunu düşünüyorum. 15 dakikanın kişisel tecrübelerime göre. Bu oran %64 oranında toplumun genelinde böyle. Ama en dikkat çeken husus 30 dakika ve üzeri kalanlar. %29. Her 3 kişiden biri yarım saatten uzun banyoda kalıyor. Bunun doğrusu nedir? Şimdi hiç uygun değil uzun süre banyoda kalmak. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin uzun süre havuzda, denizde kaldınız veya suda kaldığınızı düşünün. Çıktığınızda elleriniz ve ayaklarınızın buruştuğunu görürsünüz. Neden buruşuyor? Derimiz su kaybeder. Ne kadar suyun uzun içinde süre, su kaybeder mi? Kesinlikle suyun içinde su kaybeder. Ne kadar uzun süre suda kalırsak o kadar vücudumuzun su kaybetmesini ve kuruluğunu aslında tetiklemiş oluruz. Bu da hiç uygun değil. İdeal banyo süresi kesinlikle o kırmızı sütun %64, 15 dakikayı geçmemeli bence. Ve de sıcaklık, banyo suyu ona sıcaklığı biraz çok önemli. Geleceğim. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Banyoda kullandığınız havlu, bornoz gibi ekipmanları ne sıklıkla değiştirirsiniz dedik. Bu soruya geçmeden önce o zaman yani konu değişiyor, sıcaklığı alalım. Sıcaklık ne olmalı? Ilık mı olmalı? İşte ne bileyim bebek yıkarken mesela işte... Dirseğini sokar anneler. Gibi bir şey yani. Hani böyle özel ölçümler var. Ama kişisel olarak yıkanacağımız zaman çok mu sıcak suyla yıkanmamız lazım? Şimdi çok yanlış bu konuda da bir algı var. Sanki hani çok kirliymişiz gibi ne kadar yüksek sıcaklıkta yıkanırsak hani vücudumuzda çok yoğun mikroorganizma ve kir var o kadar iyi arınır bunlar gibi yanlış bir algı var. Bunu kıralım. Çok yüksek ısıda yıkanmak hiç uygun değil. 40 derecenin üstündeki banyo sıcaklıkları çok kabul edilebilir değil. İdeal banyo suyu sıcaklığı aslında insan vücudunun ısısı olmalı. Yani 37-38 derece olmalı ve de dediğim gibi çok uzun süre banyoda kalınmamalı. Evet, çok uzun süre kalmıyoruz. Çok da sıcak olmayacak. Dolayısıyla çok aşırı sıcakta kalmak da şey değil. Peki soğuk suyla duş almak gibi bir alışkanlık da var bazı kişilerde. Yani çok seyrek de görsek bunu görüyoruz. Soğuk su yun bir zararı olabilir mi? Soğuk suyla duş alınmasını da çok önermiyorum aslında. Birinci nedeni şu, özellikle sabah soğuk suyla duş alıp çıkıldığında kış, sonbahar, kış mevsiminde bayan hastalar özellikle kadınlar uzun saçlı kurutamadıklarında saçlarını bilirsiniz. İlla sizin de hastalarınız söylemiştir bunu, sinüzit, migren, fibromiyalji gibi rahatsızlıkların tetiklenme ihtimali olabiliyor. Onun için ılık yani 37-38 derece ideal banyo sıcaklığı. Bizleri de affetmeyecek sıcaklıklardaki sular yeterli olacak. İnsan vücudu ısısı olmalı. Evet. Soğuk su şöyle çok ilginç. Mesela varis hastalığınız varsa bu konuda hani fayda görebileceğinizi söyleyen bireyler var. Ben bununla ilgili yayınlara çok fazla veya güvenilir yayınlara çok fazla karşılaşmadım. Ama mantık olarak damarlarınızın büzücü etkisi var. Dolayısıyla eğer faydası olmasa bile en azından o anda bir rahatlama sağlayacaktır. Özellikle gün içerisinde yoğun çalışan kişiler eğer akşam duş almıyorlarsa akşam mesela yatmadan önce duşa girip sadece bacaklarını soğuk suyla yıkayıp daha rahat uyuyabildiklerini söylerler.
Ve açık söylemek gerekirse uygulayanlar da bundan fayda gördüğünü söylüyorlar. Kesinlikle. Hatta bu vesileyle şunu da söylemiş olayım. Mesela sabah mı duş alınmalı, akşam mı duş alınmalı? Belki bana soracağınız sorulardan evet. birisi de budur. Özellikle uyku problemi yaşayan kişilere, işte ben uykuya dalamıyorum, rahat uyuyamıyorum, uykusuzluk çekiyorum diyen kişilere akşam duşunu öneriyorum. Çünkü ılık bir duşun gerçekten de kas gevşetici ve rahatlatıcı etkisi var. Uykuya geçişi de kolaylaştırıyor. Ama işte yoğun, stresli bir işte çalışıyorsanız, dikkatinizi odaklamak, yaratıcılık gibi kaygılarınız yüksekse sabah duşunu belki tercih edebiliriz. Evet, peki. Şimdi öncelikle duşta kullandığımız işte deterjanlar, şampuanlar, ne bileyim sabunlar vesaire, lifler, bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hakikaten bizler için çok önemli. Yani düşünsenize insan ömrünün neredeyse 2 yıldan fazlasını duşta geçiriyormuş. Yani hani yapılan çalışmalarda ortaya çıkan rakamlar bunu gösteriyor. Ama diğer taraftan bir de doğru duş alma veya işte sabunlayacağımız yerler, kullanacağımız ekipmanlar adına söylemek istiyorum. Bir araştırma gördüm. İşte cildinizde yağlanma var mı? 2 soru sormuşlar insanlara. Yağlanma olan sorulara kişilere demişler ki peki nereleri sabunluyorsunuz? Bu kişiler yüzünü, sırtını ve ayaklarını sabunladıklarını söylemişler. Yağlanma şikayeti olan kişiler. Ancak diğer bir gruba da sormuşlar ki duş yapmaya başladığınızda herhangi bir kaşınma hissiyle karşı karşıya kalıyor musunuz? Dolayısıyla 1-2 durum var. Cildinde yağlanma olan kişilerde yüz sabunlama adeti var en fazla. Ondan sonra bir de bazı grupta duş alırken daha kaşıntı başlıyor. Yani duş bitmiş, sabunlanırken, kurulanırken falan değil. Suyu belki vücuduna değdiği anda kaşıntı başlıyor. Bir cilt yağlı ise bu kişiler doğrudan yüzlerine sabun uygulayabilirler mi? Bu kötü bir şey mi? Şimdi bir kere orada yanlış bir bilgi var. Onu bir düzeltelim. Evet, yüz yağlı, yani sebase bez dediğimiz yağ bezlerinden zengin bir bölgedir yüzümüz. Sırtımız da evet, ama ayakta yağ bezi yoktur. Yani ayak yağlanmaz. Ayak belki o kişiler terler. Daha çok terliyor olabilir. Aynen, ayak terler. Çünkü ter bezi ve yağ bezi aslında ayrı şeyler. Hangi bölgelerimiz yağlı? Dediğiniz gibi saç, yüz, sırt ve göğüs ön yüz. Bir de bizim apokrin bezlerimiz var. Kokuyla karışık bir yağ salgılayan bezler. Yani bunlar kokulu da ter. Aynen. Bunlar da koltuk altı ve kasıkta zengin. Dolayısıyla bu soruya şöyle cevaplayalım. Banyoda özellikle aslında sabunlanması gereken bölgeler bu bölgeler. Koltuk altı ve kasık bölgeleri. Aynen öyle. Apokrin bez dediğimiz bu kokulu ter salgılayan bölgelerin o zaman tabii ki doğru hijyen için, aslında doğru beden temizliği için. Çünkü anladığım kadarıyla koku varsa, yağ da varsa, ter de varsa tam bir mikrobiyolojik besi yeri gibi bir ortam oluyor. Biliyorsunuz zaten mantar enfeksiyonları da yine bu bölgelerde çok sık görülür. Örneğin kasık bölgesinde, genital bölgede veya koltuk altında sürtünen, kapalı kalan, terleyen alanlarda çok sık görülür. Evet, o zaman hijyen açısından bu bölgeler önemli. Peki ben gerçekten kalıp sabunu alıp yüzümü sabunluyorum. Bu doğru bir şey mi? Cildim yağlı. Yani hani öyle bir cildim var. Gençliğimde çok sivilce problemim oldu vesaire. Her ne kadar çok da gözükmese de çok uğraştım yani hani koruyabilmek adına, ama sabunlamazsam sanki böyle temizlenmiyormuş hissediyorum. Bu çok aşırı kurutup cildime daha çok zarar verir diyorlar, ama diyorum ki ya nasıl ya, zaten çıkacağım bir saat sonra yine yağlanacak. Nasıl zarar vermiş olacağım? İşte bir şey söyleyeyim mi? Aslında kendi sorunuzun cevabını kendiniz verdiniz. Yağlı bir cilt eğer çok kurutucu bir ürünle yüzünü yıkarsa reaktif olarak, buna tepki olarak bir saat sonra dediğiniz gibi aslında daha çok yağ üretiyor. Dolayısıyla çok kurutucu, o katı kalıp banyo sabunuyla yüz sabunlamak, hayır o değil, ona gerek yok. Cildinize uygun, aslında sabun, deterjan çok içermeyen, cilt pH'sıyla uyumlu, işte likit ya da katı temizleme ürünleri tercih edilmeli. Dermokozmetik nitelikte evet, tercih. Bu arada şimdi bazı kişilerde de hijyen takıntısı olabiliyor. Sabunun yeterli olamayabildiğini düşünüyorlar. O esnada böyle alkollü vesaire çok ürünlerle sakıncalı. Buralara kullanmak doğru değil. Ona çok en azından sakıncalı. Hatırlatmakta fayda var. Aynen, yanlış. Sonra ne olur? Kimyasal yanık olur ve onunla uğraşılır. Uygun değil. Uygun değil. Yani güzel, hijyenik, dermokozmetik temizleme ürünleri kafi. Evet, bu oldukça önemliydi. Şimdi değerli izleyenlerimize bu konuda da sorumuz var.
Sıradaki soru özellikle duş aldığınızda kaşınma problemiyle karşılaşıyor musunuz diye birçok insan evet demişti. Değerli izleyenlerimiz bakalım ne diyecekler. Sonrasında bu sorunun cevabını burada yanıtlıyor olacağız. Duş aldığınızda kaşınma problemi yaşıyor musunuz? Yaşıyorum. Özellikle kötü markaların ürünlerini kullandığım zaman epey bir kaşıntı oluyor. Kurulanma sonrası oluyor. Yani yaşken bunu pek anlamıyoruz ama kurulanma sonrası özellikle kaşıntı çok oluyor. Hayır, herhangi bir kaşınma problemi yaşamıyorum. Yok, herhangi bir kaşınma yaşamadım duş aldığımda. Ben değişik işte vücut losyonları olsun, şampuan olsun kullanıyoruz ama herhangi bir sorun yaşamadım bugüne kadar. Genelde sıcak suyla teması halinde sırtta ve üst bölgede bir kaşınma hissediyorum. Çok tahrişli kaşımı yapıyorum bununla dolayı. İçindeki bulunan klordan büyük ihtimalle oluyor bu da. Hemen ertesinde değil ama hani bazen şehir sularını klorlamayı fazla abarttıkları zaman evet olabiliyor. Evet, yoğun bir şekilde aslında kaşıma problemi yaşıyorum. Bölge bölge vücudumun bazı yerlerinde kızarıklıklar oluşuyor. Bu kızarıklıkların yoğun bir şekilde kaşındığını hissediyorum. Zaten benim alerjik egzemam da var. O yüzden yani hangisinden ötürü kaşındığına karar veremiyorum. Bazen egzemadan ötürü kaşındığını, bazense duştan ötürü kaşındığını düşünüyorum. Ama özellikle sıcak suyla duş alırsam gerçekten yoğun bir şekilde vücudumda kaşınmalar yaşıyorum. Pandemi gereği hastaneye de henüz gidemedim ama yakın zamanda gidip sebebini öğrenmeyi düşünüyorum. Yaşamıyorum çok sıklıkla. Yaşıyorum. Kuruluktan olsa gerek yaşıyorum. Hayır, hiç bugüne kadar öyle bir şey yaşamadım. Dönem dönem yaşıyorum. Daha önce bununla alakalı da kendimizce ve işte bir doktor üzerinden yaptığımız araştırmayla sulan kaynaklı olduğunu öğrendik. Beyaz tenliyim. Biraz hassas bir cildim var. Sudaki klor oranı cildimde duş alırken kaşıntıya sebep oluyor. Bazı dönemler sudan kaynaklanan düşünerek oluyor yani. Arada bir kaşıntı oluyor yani. Hayır. Yani ben genellikle her gün duş alıyorum fırıncı olduğum için. Hiçbir kaşınma söz konusu değil. Evet değerli izleyenler, hayatın ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Çok kritik bir soruydu. İlginç bir hastalıkla da karşı karşıya olabildiğimizi düşünüyorum. Nedir bu suya, su bedenimize deyince kaşınma hissi? Nereden geliyor? Bunun adı aslında akuajenik prüritus, yani su ile tetiklenen kaşıntı. Gerçekten de bazı insanlar her duşa girdiklerinde, hatta havuza girdiklerinde, denize girdiklerinde, hatta bazen kendi terlerinden dolayı kaşınabiliyorlar. Suyun tetiklediği bu kaşıntı durumunda mutlaka bir dermatolog tarafından incelenmesi, hatta bazen tam kan sayımı, yani çeşitli tahliller de yapıyoruz. Bazı kan hastalıklarında, hematolojik bozukluklarda dahi su kaynaklı kaşıntılar olabiliyor. Peki. Şimdi değerli izleyenlerimizden de sorular var. Hemen hızlıca onu alalım. Sizden gelenler bölümümüze geçiyoruz. Bakalım neler sormuşsunuz hocamıza. Merhaba, iyi günler diliyorum. Bir sorum olacaktı. Biliyorsunuz havalar çok ısındı. Her gün yıkanmak zorunda kalıyoruz. Yıkandıktan sonra da cildim çok kuru ve pul pul dökülüyor. Ne yapmam gerekiyor acaba? Çok teşekkür ederim. Bazı insanların cildi gerçekten böyle baktığınız zaman parlak, yağdan parlak değil. Kuruluktan parlak ama yani o kişinin cildi parşömen kağıdı gibi incecik bir de böyle kırılgan bir yapıda var. Aynen. Bu kişiler galiba onlar. Aynen öyle. Neden böyle oluyor? Cilt yapısı mı? Aynen, yani bu bir, en önemli sebebi genetik aslında. Alerjik bünyeli insanlar genellikle böyledir ve çok önemli bir konu bu. Evet, yıkanmalıyız, hijyen için çok önemli ama nemlenmeyi de, nemlendirmeyi de bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Bir itiraf, ben dahi ihmal ediyorum ama etmemeliyim. Mesela nasıl ki banyoya giriyoruz, saçımızı yıkıyoruz önce, sonra vücudumuzu yıkıyoruz. Sonra da nemlendirme. Hani banyodan çıkınca ilk 5 dakika içerisinde hatta nemlendirici sürmeyi de bir alışkanlık haline getirebilmeliyiz. Evet, bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Şimdi bakalım ne geliyor. İyi günler efendim. Bir sorum olacaktı. Banyo yaparken sabun kullanmak mı yoksa duş jeli kullanmak mı daha sağlıklıdır? Evet, bu oldukça kritik. Şimdi bizim banyomuza bakıyorum. Sabunumuz burada. Duş jelimiz de burada. Ne yapacağız? Hangisini yapacağız? Kimisi diyor ki bunlar diyor hepsi diyor kostik var diyor, o var bu var diyor. Ben diyor bebe şampuanı kullanacağım.
Böyle bir durum da var. Ya nasıl yapacağız? Şöyle, ben kesin ve net bir şekilde ayrım yapmıyorum. Kişinin tercihleri de önemli. Ama benim için önemli olan daha ziyade katı ya da sıvı, yani jel, duş jeli ya da sabundan ziyade cilt pH'sıyla uyumlu, derinin bariyerine nazik davranan temizleyiciler olmalı. Yani deterjan özelliği yüksek olan temizleyicileri önermiyoruz. İşte mesela bebe şampuanlarının o deterjan özelliği daha düşüktür. Cilde daha dosttur. O sebeple tercih edilir bebeklerde de. Anladım. Ama şahsen ben de yani sabun veya duş jeli açıkçası... İkisi de kullanılabilir. İkisini de kullanıyorum ama kullanım yerlerim biraz farklı. Kendi evimde daha çok sabun tercih ediyorum. Ama bir yere gideceğim zaman sabun değil, işte duş jeli tercih ediyorum. Biraz böyle zamanla ilişkili olan bir şey herhalde. Daha çok o esnadaki konfor alanıyla ilişkili olan bir durum. Peki, bir sonraki sorumuza geçiyoruz bakalım. Ne geliyor? Vücudum çok kuru olduğu için banyoda duştan sonra vücut yağı kullanıyorum. Acaba bunun vücuduma bir zararı olur mu düzenli kullanımda ve yeterli temizliği sağlayabilir miyim bu şekilde? Ben bir defa bunu anlamadım. Bu bebek yağları gibi bir şey mi? Yok, banyo yağı denen bir şeyden bahsediyor hastamız. İlk defa duyuyorum. Yani belki bir şey çok yaygın kullanıyordur ama tecrübem yok. Banyo yağları aslında temizlemekten ziyade, yani mesela sabun ve duş jeliyle aynı kategoride değildir. Banyo yağı bir nemlendiricidir aslında. Genellikle banyo bitmeden önce çok kuru, atopik ciltlere önerdiğimiz ürünlerdir ki hani nemi hapsetsin, o suyu, nemi deriye hapsetsin ve uzun süre nemlenme sağlasın diye kullanılabilir. Kuru cildi varsa kesinlikle kullanılabilir. Evet, şimdi yine önemli bir soru gelecek. Hemen bir sonraki soruyu değil, en son soruyu alalım arkadaşlar. Rica ediyorum. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Saçlarım çok sık yağlandığı için her gün yıkamak zorunda kalıyorum. Bunun bir zararı var mı? Cevaplarsanız sevinirim. Saçı yağlanan insanın en büyük derdi bu. Yani mutlaka ama mutlaka ya o yatağa girerken ya sabah kalkarken mutlaka yıkıyorlar. Hatta öyle ki akşam yıkasa sabah yine yıkamadan çıkamıyor. Çünkü gece uyuduğunda da yağlanıyor. Ya işte bu da bizim mesela, ben bazen hani kendim de söylüyorum. Diyorum ki bakın, her gün duş alsanız bile saçınızı yıkamayın. Yani ideal saç yıkama, vücut yıkama sıklığı 2 günde 1 olmalı desem de bazen ben de buna ben de rahatsız oluyorum o saçımdaki ağırlıktan ve her güne dönüyorum. Dolayısıyla aslında hani şöyle bir mantığı var bunun Halit Bey. Yani o yağ aslında bize lazım. O yağı siz ne kadar sık söküp atarsanız, isterseniz sabah akşam yıkayın, yine o vücut o yağı üretecek. Tepki olarak daha çok üretecek. Dolayısıyla hani aşırı sık saç yıkamak, vücut yıkamak, hayır. Kesinlikle dermatolojik olarak önerilen bir durum değil. Evet. Peki, saça madem değindik, daha sonra vücutla alakalı, genel banyo kültürüyle alakalı başka bir son bir soru daha soracağım size ama. Hı hı. Şampuan ve saç kremi birlikteliği. Evet. Mesela ikisi bir arada şampuanlar, hı hı. Veya işte çoklu formüllü şampuanlar diyelim. Ondan sonra sadece saf şampuan veya şampuandan sonra saf saç kremi kullanımı. Hangi yöntem doğru veya saç kremi şart bir şey midir? Bir de saç kremiyle ilgili bir şey var. Efendim sadece uçlarını uygulayın, deriye uygulamayın veya komple kafanıza uygulamayın. Öyle uygulamıyor ki, benim saçım kısa. Yani ben ucunu uygulamak istesem bile o bir şekilde köküne gidiyor zaten. Erkekler için zor gerçekten, kısa saçlı erkekler için. Belki sizin için gerçekten de o ikisi bir arada, yani saç kremi de içeren şampuanlar daha bu sebeple tercih sebebi olabilir. Hani ekstradan bir kreme ihtiyacınız olmayabilir. Evet. Ama eğer işlem görmüş bir saçsa, örneğin benimki gibi boya, ısıl işlem, işte düzenli fön, boya görmüş saçlar, gerçekten de saç kremi, hatta saç maskesi, daha yoğun, yani kremin de yoğunu tarzı bakımlara ihtiyaç duyar. Çünkü kıl şaftı, yani şu bölgesi saçın kurur ve bu bölgenin de özel olarak neme, ilgiye ihtiyacı vardır. Evet, o zaman bunu da net anlamış olduk. Özellikle saç uzunsa daha çok nemlenmeye ihtiyacı olacak, daha çok kırılıyor. Boyalıysa, ısı gördüyse ve çeşitli işlemlere maruz kaldıysa, onlarda saç kremini ayrıca kullanabilirsiniz. Ama benim gibi bir hayatınız varsa genelde karışım kullanabiliriz. Peki, bir şey anımsatıyor mu? Kese, lif, hamam vesaire, şunlar bunlar ya. Bu işler ne kadar doğru, ne kadar yanlış.
Ben bunu yani saçıma falan süren adam bununla evet. tahriş eder ya. Evet, aynen. Zımpara kağıdı gibi değil mi? Zımpara kağıdı gibi hani aynen. efendim su görünce yumuşuyor. Bilmiyorum yani ne kadar, ben hayatımda kullanmadım. O kadar hassas bir ayarı var ki abartmamamız gerekiyor. İşte kese buradaki gerçekten ayarı kaçtığında deriye çok zarar veren bir şey. Orada o keselendiklerinde gördükleri o yüzülen kir falan değil. O aslında derinin en üst tabakası. O tabaka bize lazım. O tabaka bizim derimizin bariyerini oluşturan bir tabaka. Belki belli aralıklarla ama kesinlikle her banyoda değil. Özellikle yüzün keselenmesi mesela asla önerdiğim bir şey değil. Deriyi inceltiyor, kılcal damarların böyle oluşmasını gerçekten tetikleyebiliyor. Daha soft ve yumuşak keselenme evet önerilebilir belki ama sert keselenme kesinlikle. Evet, amaç soymak olmamalı, olmamalı. Yani kısaca cildi aynen. kaldırmak deriyi olmamalı. Deriyi yüzmek olmamalı. Yani kan çıkana kadar yapmayacaksın. Bu biraz. Aynen öyle. Neyse peki gerçekten önemli bir bilgilerdi. Değerli hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Sağlıkla kalın diyorum. Ve değerli izleyenler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Havlu ve bornozlarda bakteriler nasıl birikiyor? Bakteri ölçüm cihazım burada çalıştırıyorum. Görmüş olduğunuz havlunun üzerine şöyle. Şimdi bakacağız. Tepesini kırıyorum. Ölçüm yapmak üzere hazırız. 3, 2, 1. Temizlik yaparken neleri abartıyoruz? Kimyager Fatih Küçükuysal'dan uyarılar. Yani zihinsel temizlik de olması gerekiyor. Zihnimizin rahat olması gerekiyor ki... Psikolojiden de çok etkileniyor. Biz rahat olduğumuz zaman, huzurlu olduğumuz zaman... Hepsi ve daha fazlası birazdan Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde. Evet, Hayatın Ritmi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi anketimizde az önce atladığımız bir soru vardı. Ona geçiyoruz. Hemen alalım. Son sorumuzdu. Evet, duş yapmayı, banyo almayı, vücudumuzu temizlemeyi vesaire bunları detaylı bir şekilde konuştuk ama banyoda kullandığınız havlu, bornoz gibi ekipmanları ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Kısacası temizlerle değiştiriyorsunuz. Tabii ki işte efendim 3 yıkamadan sonra çöpe atıyorum gibi bir durum söz konusu değil. Ancak bunu yıkama, işte onların da bir hijyen durumu söz konusu. Her kullanım sonrası diyenler %21, ayda 1 diyenler %24, haftada 1 diyenler %55 ve haftada 1 diyenler kazanıyor diyebiliriz. Aslında ortalama olarak böyle. Peki gerçekte nasıl? Gerçekte bir havluyu aldığınız zaman şöyle bakın. Evet, şimdi bir havluyu aldığınız zaman bu havluya baktığınızda bu havlunun arkasının pis olduğunu görüyorsunuz. Havluda tabii bu kir olarak yani insan kiri demek istemiyorum ama toprak olabilir, herhangi bir işte kir olabilir, bir yere dokunmuşsunuzdur vesaire. Havlunuza işte elinizi çok iyi yıkamadıysanız eğer bu geçebilir. Ancak bazen havlular zaman içerisinde her ne kadar böyle beyaz kalsalar da zaman içerisinde nemden dolayı renk değişikliğine doğru gitmeye başlarlar. Hatta koyu renklere doğru hafif yeşilimtırak veya siyah renkler olabilir. Orada işte aslında küf oluşumu olduğunu dile getirmek lazım. Çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi özellikle bir eğer havluya dokunacaksam şöyle yaklaşıp hafif bir şekilde koklamayı tercih ediyorum. Eğer kendi havlum değilse yani bu koku aslında üzerindeki bakteriyolojik yükü de bize birazcık açık söylemek gerekirse ipucunu veriyor. Peki şimdi bu da çok önemli. O detaylarına geleceğim. Birazdan buradan örnekler de alacağız. Bakteri ölçüm cihazımızla bizlerle birlikte yıkanmamış özellikle şurada kirli bir havlu var. Ondan sonra onun üzerine bakın böyle hafif yeşilimtırak, kahverimtırak renkleri görüyoruz. Ondan sonra bakalım üzerindeki yük ne kadarmış. Bunu analiz edeceğiz ama ondan önce bir sorumuz daha var. Sizden gelenler köşesine dönüyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar. Her banyodan sonra bornoz ve havlularımızı yıkamalı mıyız? Evet, bu kritik bir soru. Az önce söylediğim gibi acaba ne zaman yıkamamız gerekiyor?
Bir defa kirlendiğini hissettiğiniz her an yıkayabilirsiniz. Bir seferde kirlendiğini hissediyorsanız bir seferde yıkayabilirsiniz. Ama onun dışında bunun işte haftada biri de çok fazla aşmamak gerekiyor. Sadece banyo havlusu adına konuşmak doğru değil. Aynı zamanda yastık kılıfınız, aynı zamanda belki çarşafınız da keza aynı şekilde. Çünkü gece boyu terliyorsunuz, vücut sıvılarınız geçiyor, saçınızın teri geçiyor, yüzünüzden oraya bulaşıyor vesaire. Dolayısıyla bunların da yüzeylerini örttüğünüz, işte yastığınızı kapladığınız şeyleri de yıkamanızda fayda var. Zaman içerisinde oluşan rutubet, nem ve cildimizden geçen patojen olmayan mikroorganizmalar da ilerleyen dönemlerde orada ciddi birikimlere yol açabilir. Dolayısıyla bunların yıkanmasına da dikkat etmek lazım. Şimdi bakteri ölçüm cihazım burada, çalıştırıyorum. Evet, çalıştırdım. Evet, hızlı teste gidiyoruz. Ölçüm almak için örnekleme çubuğumuzu şuradan alalım. Cihazımız şu anda hazır. Ondan sonra bunlar tertemiz, yeni açılan paketler, soğuk zincirde saklanıyor. Burada görmüş olduğunuz havlunun üzerine şöyle yaklaşık 50 ünitenin RLU ünitesinin altında olması gerekiyor, çıkması gerekiyor. Şimdi bakacağız buradan. Ondan sonra tepesini kırıyorum. İçindeki sıvıyı aşağı doğru boşaltıyorum. Evet, içindeki sıvıyı aşağı doğru boşalttım ve değdi. Şimdi bakalım 50'nin altında olması gerekiyor. 50. Evet, ölçüm yapmak üzere hazırız. Aletimize takıyoruz. Taktık. 10 saniye bekleyeceğiz. 3, 2, 1 ve ölçümümüz tamamlandı. 92. Çok yüksek bir oran değil. 92. Neredeyse kabul edilebilecek. Dolayısıyla bunun üzerinde aslında mikroptan ziyade daha çok kir olduğunu, adeta belki de bu rengin üzerine bulaştığını görebiliyoruz. Farklı bir hemen örnekleme yapalım. Ondan sonra buna, bu sefer mesela buna dokunmuştuk. Şöyle bunu inceleyelim. Kırdım. Mikrobu her zaman görmek zorunda değiliz. Farklı durumlar da olabilir. Çıkartalım örnek çubuğumuzu. Yenisini takalım. Ve yine ölçümümüzü başlatalım. 3, 2, 1, 0 ve bu havlu diğerine göre çok daha iyi. 32 çıktı. 50'nin altında olması gerekiyor. Dolayısıyla ortamın kiriyle mikrobik durum birbirinden ayrılması gerekiyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu şimdi sizlere analiz edeceğim. Stüdyo şefimiz İlker Bey'i buraya davet ediyorum. İlker Bey, stüdyo şefimiz İlker Bey geldi. Şöyle ellerinizden örnek alalım. Tabii. Ellerimizi yıkayıp sonrasında havlularımızı kuruluyoruz. Netice itibariyle ellerimizi temizlemiş oluyoruz. Ancak kirli anda aldığımız örneklerden 50'nin altında çıkması gerekiyor. Evet, şöyle örneğimizin sıvısını yerleştirdik. Ve yeniden ölçüm yapıyoruz. Ellerinizi en son ne zaman yıkadınız? Yarım saat önce. Evet. Ölçümü yapıyoruz. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet, ekranlara şu anda geliyor. 1405 çıktı. 1405. Ne kadar önce yıkamıştınız ellerinizi? Yarım saat önce. Yarım saat önce. Yarım saat önce yıkamasına rağmen bu kadar yoğun. Havlularımız oldukça temiz. Ancak kullandığınız havluları günün sonunda ellerinizi, yani bu ellerle birlikte bu havluları dokunuyorsunuz. Nemli, eğer iyi yıkamadıysanız, iyi hijyen sağlamadıysanız ellerinizde, o elinizdeki mikropları buraya bırakmış olacaksınız normal şartlarda. Şu anda kuru. Bırakmış olacaksınız. Bu nemde birikecek, birikecek, birikecek. Cildinizdekini gösterdim, havludakini gösterdim. Birikip, birikip, birikip. Bu da nemli ve kokulu hale geldiğinde artık iş işten geçmiş olacak. Dolayısıyla bir havlunun asla ve kat'a kokmaması gerekiyor. İlker Bey, destekleriniz için çok teşekkür ederim. Faz 3 çalışmasını sizlerle tamamlamış olduk. Evet. Şimdi peki ne yapacağız?
Tabii yani çamaşır nasıl yıkanır, kıyafetlerimizi nasıl yıkamalıyız vesaire, bunlardan hepsinden bahsedeceğim ama mutlaka vücudumuza değen şeyleri, havlular ve aynı zamanda iç çamaşırlarımızı ayrı bir şekilde çamaşır makinesinde yıkamamız gerekiyor. Diğer kıyafetlerimizle bir arada bulundurmamamız gerekiyor. Çamaşır makinesi, hijyeni vesaire, bunların hepsi yine gündem konumuz olacaktır. Ancak bu hususlara dikkat edin. Elimizdeki örnekleme RLU ünitesiyle mikrobik varlığı tespit ediyoruz ve onun havluya bulaşma ihtimalini göstermiş olduk. Oldukça kritik sonuçlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Peki biz evimize gelen hijyen sağlarken de nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte bunları çok değerli bir konuğumuz var. Şu anda hattımızda, kendisine bağlanıyoruz. Konuk kimyagerimiz Fatih Küçük Uysal hattımıza. Değerli hocam merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Hemen hızlıca bir soruyla başlamak istiyorum. Aslında ilk sorumuz az önce gösterdiğimiz örnekle ilgili, kullanmış olduğumuz havlularımızın ne kadar kirli olabileceğinin riskini en azından görebilmiş olduk. Yani ellerimizden bulaşabilecek olan patojenleri. Bizler tabii bunları temizlerken oldukça dikkatli davranmaya da gayret ediyoruz. Yani hijyen kültürümüz veya temizlik kültürümüz oldukça yaygın. Ancak burada en fazla çamaşır suyu gibi ajanlar kullanıyoruz. Dezenfekte edebilmek veya gerçek manada temizliğe ulaşabilmek için. Her ne kadar renkliler sebebiyle hassasiyeti farklı olan kişiler olsa da yine de renkli uyumlu deterjanlar da kullanıyorlar. Bu tip deterjanlar bizlere herhangi bir zararı olabilir mi cildimize veya işte kullanılan çamaşır suların, en azından bunlara da açıklık getirmek lazım. Evet, çamaşır suyu önemli ve burada dozu önemli. Hatta biyokimyanın ve modern tıbbın da kurucusu sayılan Paracelsus diyor ki zehirle ilacı ayıran dozudur, miktarıdır. O yüzden çamaşır suyunda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çamaşır suyunu biz ev ortamında, ofis ortamında 1'e 100 kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ne demek bu? 100 bardak suya sadece 1 bardak çamaşır suyu. Yaklaşık bir şeyle paspas kovasıyla anlatmak istersek, bir paspas kovası yaklaşık 2-3 litre su alır. Ona sadece bir yarım çay bardağı çamaşır suyu atıyoruz ve maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz, cam pencereyi açıyoruz. Havalandırmalı bir ortamda yerleri paspas yapabiliriz. Havlulara gelirsek, yani havlularda yani çok ben tavsiye etmiyorum. Çünkü elimize, tenimize değen yerlerde biz çamaşır suyunu önermiyoruz. Onun yerine alternatifleri var. Biraz sonra onlardan bahsederim. Evet, bazen hijyeni abartabiliyoruz. Çamaşır makinesinde bile çamaşır suyu kullanmayı tercih edebilenler olabiliyor. Dolayısıyla bu tip ürünlerin veya bu tip kimyasalların çamaşır makinelerinde kullanılması bizlere herhangi bir zarar verme ihtimali olabiliyor mu? Yani ev hanımları veya makineyi kullananlar, tüketiciler, çok fazla miktarda öyle çok temizlik takıntısı olmasını ben tavsiye etmiyorum. Ben şimdi kimyagerim. Hatta dezenfektanlarla ilgili kitap yazdım. Fakat biz zaten Türk aile yapısında gerçekten temiz insanlarız. Eve ayakkabıyla girmiyoruz. Evlerimiz günlük temizlik yapılıyor. Yani burada zihinsel temizlik de olması gerekiyor. Zihnimizin rahat olması gerekiyor ki o zaman bağışıklık sistemi, siz de çok iyi bilirsiniz. Bağışıklık sistemimiz çünkü psikolojiden de çok etkileniyor. Biz rahat olduğumuz zaman, huzurlu olduğumuz zaman vücut ona göre daha bir güçlü, kuvvetli olmuş oluyor. O yüzden çamaşır makinesinin içine ben çamaşır suyu atılmasını çok tavsiye etmiyorum. Yani böyle belki ayda bir, 3 ayda bir olabilir. Aynı biraz önce bahsettiğim gibi içine atarsınız, bir boş kısa programda çevirebilirsiniz. Çamaşır olmazsa daha iyi olur. Boş bir programda çevirebilir. Peki Fatih Bey, özellikle pandemi döneminde hijyen hassasiyetimiz birazcık daha fazla arttı. Evde tüm yüzeyleri temizler hale geldik. Hatta biz programımızda bile gizli kalan yüzeyler, şuralar, aman buraları da unutmayın diye defalarca uyarılarda da bulunduk aslında. Ancak bu yüzeylerde kullanılan kimyasallara işte çocuklarımız da dokunabiliyor. Belki evcil hayvanlarımız da dokunabiliyor. Dolayısıyla yüzey temizliğinde kullanmış olduğumuz kimyasalların ölçülerine veya hangi ürünleri kullandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor mu? Bunlar evcil hayvanlarımıza veya çocuklarımıza zarar verebilirler mi? Evde emekleyen bir bebek varsa, bir ev hayvanı varsa, o zaman evet daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama onun haricinde biz zaten evde terlikle gezdiğimiz için veya bir yerle temasımız çok olmadığı için, elle özellikle, orada bir sorun olmaz. Orada dezenfektanları aşırı kullanmak doğru değil. Mesela ister yer yüzeyi temizlik malzemesi olsun. Hani o renkler var ya, çok kokulu olanlar. Onların içinde de amonyum var bu arada. Onların da aşırı kullanılmaması gerekiyor. Camlar, pencereler kesinlikle açık olması gerekiyor.
Yani eğer bebek varsa, yerde işte ev hayvanları varsa, o zaman biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ama yine çamaşır suyunu kullanacaksak bu arada önce bir kaba temizlik yapılması gerekir. Çünkü çamaşır suyu organik bileşiklerle, kirlerle birleştiği anda zararlı maddeler de ortaya çıkartılabiliyor. Ben şöyle yapıyorum mesela, kendimden örnek vermek gerekirse. Günlük temizliğimi genelde işte Arap sabunu su karışımı veya sirke su karışımı ile yapıyorum. Veya eğer yer yüzeyi temizlik malzemesi kullanacaksam, çok az ama sadece onun kapağı kadar, onunla kullanıyorum. Ama böyle haftada bir daha bir derin temizlik yapacaksam, evet, o zaman çamaşır suyuyla. O da dediğim gibi camları pencereleri açarak ve dozajında, yani 100 birime bir birim çamaşır suyu katarak ve kesinlikle başka bir malzemeyle karıştırmadan yapıyorum. Onlar yeterlidir. Fatih Bey, hem bir taraftan ev hijyenini sağlamak hem de sağlığımıza zarar vermeden en uygun temizliği yapabilmek için ideal şartlar ne olmalı veya ideal temizlik nedir? Bunu tanımlama şansımız var mı? Evet, evlerimiz için birincisi pencereleri açacağız. Kış olsa daha iyi. Kışın bile evler mutlaka günde 3 kez, hatta evde biraz kalabalık varsa günde 5 kez havalandırılsın. Hatta biraz korent yapalım. Arkadan işte cam açalım, önden cam açalım. Tabii korentte de kalmayalım, çarpılmayalım. Yani havalandırma çok önemli. Birincisi bu. İkincisi içeri güneş ışığı girsin. Hatta evlerimizi seçerken güneye bakan evleri seçmek çok daha iyidir. Yani perdeleri tamamen kapatmayalım. Aman işte güneş ışığı geliyor da içerisine işte kumaşlarımızı şey yapıyor, rengini atıyor. Hayır. Güneş ışığı gelsin. Çünkü ısısıyla beraber, ultraviyole ışınlarıyla beraber mikropları öldürüyor. Diğer bir yöntem, şimdi fizikselden ziyade kimyasalları geçersek, burada klor bazlı olarak çamaşır suyunu kullanabiliriz. Biraz önce söylemiştim, abartmadan haftada bir kullanabiliriz. Bunu ama altını çiziyorum, başka bir kimyasal maddeyle kesinlikle karıştırmayalım. Daha sonra yer temizlik ürünleri demiştik. Bunların içinde işte amonyum var. Bunlar kullanılabilir, fakat bunları teneffüs etmeyelim. Çünkü biraz ağır kokuları vardır. Kimyasal kokular ve kimyasal renklerden biz uzak durulmasını istiyoruz. Yer temizliğinde bunları yapacaksak mutlaka cam pencere açalım, eldivenlerimizi takalım ve yine bir başka kimyasallı karıştırmayalım. Diğer bir yöntem asidik kimyasallar. Bunlar en güçlü asidik kimyasallar, tuz ruhu ve kezzap. Bunlar herhalde artık kullanılmıyor. Zaten kullanılmasını tavsiye etmiyorum ben. Çünkü bazıları kireç çözücü olarak kullanabiliyorlar. Ben yine kireç çözücü olarak limon tuzunu öneriyorum. Onu da yine antiparantez belirteyim. En güzel kireç çözücü, hatta pas çözücü, limon tuzunu kaynar suda bekletmektir. Tuz ruhunu ve kezzabı önermiyoruz. Hele kesinlikle bunlar çamaşır suyuyla karışmasın, çünkü zehirli gazlar ortaya çıkar. Sirkeye gelirsek, halk arasında biliyorsunuz çok kullanılıyor ve bazen bana da soruyorlar. Sirke tamam, bir zayıf asittir, faydalıdır, ama bir çamaşır suyu gibi, bir hipokloriz asit gibi kuvvetli de değildir. Yani her şeyde onu kullanmayalım. Fatih Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağlıkla kalın diyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum hocam. Tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Evet değerli izleyenler, hijyen konusuna devam ediyoruz. Hangi ürünleri ne sıklıkla temizlememiz gerekiyor? Arkadaşlarım onunla ilgili bir infografik hazırlamışlar. Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyor olacağız. Ancak hikayelerde tabii görebilirsiniz. Bir defa masa, yani yemek yediğiniz yüzeylerin her gün, bulaşıkların her kullanımdan sonra temizlenmesi lazım. Pijamalar belki 3-4 günde bir en geç olarak temizlenmesi gerekiyor. Kot pantolon veya diğer pantolonlar en geç aylık düzende, çünkü her gün giymediğinizi farz ediyoruz. Halı, evdeki temizliğiniz bazı kişiler haftada bir, bazı kişiler 15 günde bir yapsalar bile, normal şartlarda evlerinizde halılar adeta elektriksel bir çekim merkezi gibi olabileceğinden dolayı yüzeylerdeki patojenleri, işte mitleri vesaire hepsini barındırabiliyor. Dolayısıyla temizlik silme belki değil ama süpürgeyle en azından 2 günde bir buraların temizlenmesi lazım. Artık günümüz teknolojilerinde çok daha rahat, çok daha iyi temizlik sağlayabilen işte süpürgeler de var. Oradaki işte mikropları veya işte tozları, alerjenleri daha iyi çekebiliyorlar. T-shirt gibi bedenimize apokrin ter bezlerinden bahsetmişti az önce hocamız. O bölgelerimize, yani koltuk altı bölgelerimize de değdiği için üstümüze giydiğimiz kıyafetleri, t-shirt olabilir, gömlek olabilir, atlet olabilir, bu tip şeyleri de her kullanımdan sonra mutlaka yıkanması gerektiğini unutmayın. Efendim ben bugün giydim, yarın gece de giyerim, sadece geceleri giyiyorum pijamamın üstü. Bu pijama değil, yani bunu farklı değerlendirmek gerekiyor. Çoraplar da yine keza aynı şekilde. O bölgelerde de terleme, mikrop olma,
mantar olma durumları olabiliyor. Onun dışında yüzeyler var. Belirli yüzeyleri zaten ne kadar temiz veya ne kadar kirli olup olmadığını aşağı yukarı kullanırken anlayabilirsiniz. Yani düşünsenize, mutfak tezgahına bir şey döküldü. Diyelim ki yumurta kırıldı. Yani hani organik bir materyalden bahsediyorum. Yumurta kırıldı mutfak tezgahına. Ondan sonra bir kağıt havluyla sildiniz. Yeterli mi? Yani çok affedersiniz, kendinizi kağıt havluyla sildiniz, elinizi yıkamanız yetiyor mu? Yetmiyor. Dolayısıyla organik materyallerin olduğu yerlerde herhangi bir şekilde hijyen ürünü kullanmadan, su, sabun gibi ürünler kullanmadan temizlik yapmayı veya temizliği yeterli kabul etmeyi çok doğru bulmuyorum. Yüzey temizlikleri her ne kadar önemliyse de bugün kişisel hijyenden bahsettik. Hayatın ritminde sezon boyunca diş, ağız hijyeni, bedenimizin hijyeni, saçlarımız, saçlı deri ve bunların bakımları nasıl olmalıyı dile getirmiştik. Siz de kişisel tecrübelerinizi, temizlik hassasiyetinizi, işte yaptığınız belki de başkaları tarafından ekstrem gelen örnekleri bizlerle lütfen paylaşın. Çünkü bu hassasiyet, temizlik hassasiyeti bazen psikolojik olarak da farklı açılımlara da doğru gidebiliyor. Dolayısıyla bunları da iyi değerlendiriyor olmak lazım. Belki ilerleyen bölümlerde yine bunları da konuşuyor oluruz. Bugün hayatın ritminde özellikle kişisel hijyeni ayırdık ama sezon boyunca ağız hijyeni, saçlı deri, vücut bakımı vesaire bunların hepsini konuşmuştuk. Bugün ise bedenimizi gerçek manada nasıl temizlemeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz bunları enine boyuna konuşmuş olduk ve programımızın sonuna geldik. Değerli izleyenler, bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek sağlıkla kalın diyorum. Hoşça kalın. Hayat kalitesini düşüren bir türlü geçmeyen ağrı, migren. Baktığımız zaman Türkiye'de 13 milyon insan migrenle ilgili sıkıntıları var. Eğer bu ağrıları yaşıyorsanız migreniniz olabilir. İşte migrenin belirtileri. Bir aydır böyle bir şikayetiniz varsa biz buna migren diyemiyoruz. Çünkü migreni taklit eden kötü tablolar da olabiliyor. Göremedim, bulanık gördüm gibi yakınmalar da olabiliyor. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Derya Oludüz, migreni tetikleyen faktörleri anlatıyor. Eğer siz belli bir miktarı geçerseniz beyin için zararlı oluyor. Niye? Çünkü sürekli bir uyarmış oluyorsun sinir kablolarını. Migren ağrıların varsa önce... Migren aşısı nedir? Ağrıları nasıl tedavi ediyor? Aslında aşı dediğin şey aşı değil ama uygulama şekli aşıya benzediği için pratik olarak aşı tabiri ediliyor. Nasıl uygulanıyor? Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Şerafettin Özdoğan'dan migren ağrılarına manuel tedavi. Şurada bir hassasiyet olup ve tepe noktası dediğimiz. Bu, o bastığınız yer acıyor. İşte yani, zaten aşçı noktası diye geçer akupunkturda ve hedefte olduğumuzu gösteriyor. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Halit Yerebakan'la Hayatın Ritminde.